İki fıt fıt ayarladım ya. Çok güzel oldu bak. Saçlarımızı biraz dikkat atarsak ama yani ağzımız. Ağzına mı girdi saç? Ay nasıl güzel görünüyorsun baksana. Senin o bebekliğin. Ya, çok bebeksin. Oh. Evet. 3, 2, 1. Herkese yeniden merhaba. Yine harika bir konuğum var. Yine bir kurban aslında kendisi. Çünkü başka kurban yok. Yani bilin ki işin içinde saçma sapan bir şeyler varsa onda ben varım. Ben İrem'e İrem ne yapıyorsun dedim zaman ne oldu yine kurban mı lazım dedim. Çünkü videonun başından da anlamış olduğunuz gibi yüzümüze bugün komple ruj süreceğiz. Jeffree Star'la Nicki yapmıştı bu videoyu, challenge'ı. O zamandan beri yapmayı çok istiyordum ve bir anda aklıma geldi. Dedim ki bu en güzel İrem'le olur. Çünkü çok yetenekli kendisi ruj sürme konusunda. Ne yapacağız? Önümüze bir sürü lipstick yaydık. Genelde hepsi likit lipstickler, yani lipstick rujlar, likit rujlar. Dolayısıyla bunlarla hem yüzümüze fondöten uygulayacağız, kontür yapacağız, far süreceğiz, eyeliner süreceğiz, sonra da ruj süreceğiz. Yani ben dudaklarımı sürmede sanki daha başarılıydım. Hani neden yüzümde bunları deneme isteği? Hadi bakalım. Genelde bunların hepsi kalıcı olduğu için ben nasıl bunları nasıl çıkaracağız diye düşünüyorum daha çok. Muhtemelen bol bol yağlı ürün kullanacağız. Yarın cildimi zımparalatacağım. Ne çıkacak yarın her yerimizde. Hazır mısın? Evet. İkimiz de aynı şeyi mi kullanalım? Bence aynı evet, şeyi kullanalım. Evet, hadi. Çünkü bu yani başka olmaz. Hadi o zaman. NYX'in bir takım 07 numaralı şeyine. Eline niye sürüyorsun acaba? Yüzüne buradan. Süren... Hijyen olsun sonradan dudağımıza süreriz diye... Kibar kızın elini. Evet, çok ihtiyacın yok zaten tabii senin yüzün şey olduğu için. Ama lütfen kızarım, bir renk gelsin. Hafif bir tonlama yaptım yüzüme. Lekelerim için ilaç kullanmıştım. Lütfen birazcık süreceğim. Yalandan sürdüm. Pembe ya, pembe pembe. Geçecek mi? Bitti, bana kalmadı zaten. Ben daha fazlasını süremeyeceğim galiba. Al hayat. Tam senin dolunmuş gibi yani. Evet, bana da o gibi geldi. Ya da şu an çok kızardım. Yine bu ışıklar beni mahvetti. Bakın nasıl sürüyorsun. Sildire sildire daha çok. Kız bir dahakine acaba meyve sebzelerle mi yapsak ki? Çünkü domates sürsem böyle olurdu büyük ihtimalle. O da var benim şeyimde, listemde de. Meyve sebzelerle, yiyeceklerle makyaj diye bir şey var. Bugün başımıza bir şey gelecek. Hadi ayarlasın. Ben denedim böyle. Kakaoyu sürdüm, renk vermedi. O yüzden de hani ben çok başarılı olacak. Ben mesela diyorum böyle gelmedi. Ev deterjanda deterjanlar bilmem ne bunlarla bir deneyelim mesela. Tuz ruhu. Çamaşır suyu Allah muhafaza. İkisini bir arada karıştırıp yüzüne sürüyorsun. O kadar kötü mü ya şu an yani? İntihar ettim direkt. Göz altlarıma mesela şunu sürmek istiyorum. Birazcık daha kapatıcı gibi. Benim kapanmadı biliyorsunuz. Şeftali. Nasıl oldu? Daha çok gözlerim. Daha çok yaptı. Evet, buraya sürene kadar iyiydi. Yapışık yapışık. Aa, baksana. İyi. Yapışık. Uzun süre öpmeyelim olur mu? Yıkayana kadar. Kimse öpmez bu halde. Aa, gıcıklığına sokağa çıkıp herkes de merhaba canım diyor. En sevdiğim şey öpmek. Ama göz altlarım tabii çok olmadı o. Yapmayacaktın onu. Acaba birazcık daha sürsem. Onu. Kontür için. Evet, şunu seçtim şu anda. Evet, ben de şunu seçtim. Sanki aynıymış gibi bunlar. NYX'in 05'i. O birazcık daha sanki bir. Grisi gibi. Aa, acaba dağıtınca bu nasıl olacak? Aa, E harfi yaptım. Ben bunu eğer bugün... Dağıtabilirsen. Ama bak, sürmesi çok kolay. Dağıtması nasıl olacak? Ben de ondan çok emin değilim işte. Bugün inşallah bu video biter, öyle söylüyorum. Ben ne yazdım? Ya ben seni anında öpeyim, gel ben yedireceğim onu sana. Öperek yedirmeni istiyorum. Anlamam. Dağılıyor mu bari? Onu öyle yediremezdim. El harfi bayağı baskın çıktı. Eyvah ya. Emre'cim, baksana neler yapıyor sevgili burada. Hiç onun umurunda değil, hasta şu anda. Evet, hiç çekilmiyor hastalığı. Yalnız bu kuruyunca... Aa, kuru... Evet, kurutma kurutma, kurumuş bile. Bitti, ben burada sona erdirdim videoyu.
burnumdakini nasıl sileceğim acaba? Evet arkadaşlar, bu videonun birincisinin İrem olduğunu şu anda ilan ediyorum. Çünkü ne yaparsa yapsın sırasında hiçbir şey sürülmemiş gibi oluyor. Şu anda kız bir tatlı tatlı oldu. Saçların da böyle örgülü ya. Setten geldi mi bu? Sütçü kız. Tam sütçü kız. Evet. Ne yaptın? Evet, şimdi aydınlatıcımız yok tabii ki. Direkt kaş ve göz makyajına geçeceğim. Ben kaşlarımı boyayacağım. Yine aynısını mı kullansak? Aynısını kullanacağım. Niye öyle bakıyorsun? Düşünüyorum şu an acaba hangisini kullansam diye. Al sen de fırça. En sevdiğim şey. Fena olmadı. Sanırım bu benlik değildi. Kötü mü? Gördüğün gibi sesim gitti. Kızıl oldu kaşlarım. Benimki de birazcık kızıl oldu ama yine de şey iyi, fena değil yani. Çok güzel değil mi? Bırakıp gitmesen videoyu. Ne sorarsan sor çok güzel diyen arkadaşlar vardır ya. İşte o kötü bir arkadaş. Ben. Çok kötü bir arkadaş. Eğer bir şeyi çok sıklıkla soruyorsan artık hiç dönüp bakmadan evet, çok evet. Güzel çok güzel derim. Alışverişten çok sıkılıyorum. Böyle alışverişi çok uzun tutan arkadaşlarıma genelde alsın diye böyle oradaki kızları bile uyarırım. Ne olur çok güzel bir şey. Biz artık çıkalım buradan. Bıktığın için evet. Kötü arkadaş oluyorsun. Törenci yapacağım. Kahve çok cesaretli yapacağım. Buldum kendimi. Şuradan kahve yapacağım. Aa çok güzel. Kurutma kurutma İrem. Dur, söylemedi de mi? Konuşturdun beni. Hep senin yüzünden. Ah, ne hep benim yüzümden. Hangi fırçayla söylüyorsun bunu? İşte bir rastgele bir tane. Kızım güzel oldu. Ruju böyle par olarak kullanabiliyorsun bu arada hani. Ay sen bayağı doğal yaptın. Ben niye bu kadar çok sürdüm? Bundan sonra videoları ben çekiyorum. Evet. Ben bu işi bıraktım. Bu arada ben ne sürdüm? Ne sürdüm? Anastasia Beverly Hills'in şeyini sürdüm. Vamp. Ben de Golden Rose'un. Ne renk bu? Göremedim. 14 numarası. Ha. Çok güzel o. O çok güzel oldu. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu far olarak kullanırım. Çok güzel. Çok güzel durdu. Yeşillerini ortaya çıkardı. Yeşillerini. Bir uzun gibi bahsediyor. Burada şair gözden bahsediyor. Bak bazı şeyler zirvede bırakılmalı. Evet. Bu benim son videomdu. Bak, sağ gözüme ben. Aynısını nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Evet ben bayağı pandaya döndüm. Sana yeni fırça vereyim mi? Çünkü senin ondan pek kurtuluşun olmayacak. Evet, parmaklarımla birazcık kenarlarını düzelteyim. Şöyle birazcık götürteyim bunu. Ben şundan birazcık renk vermek istedim. Nasıl olsa challenge. Sürmediğim renkleri süreyim. Evet tam dayak yemiş. Tam dayak yeme rengini yakaladım bu iki rengi kombinleyerek. Hani neden mesela? Onu sürdüm. Bugün galiba seni bir de sonunda çekiyor. Can çekişiyor şu anda. Hayatım çok doğal, mükemmel gidiyorsun. Kesinlikle harika gidiyorsun. O yüzden lütfen sen bana bak Hamet. Ben şimdi eyeliner süreceğim. Ah! Ah! Sakın kalkma. Çünkü kalktığında sürekli yerde bir şeylere yapayım. Basacaksın. Şilacığım. Kendi yağımda kaldım ben burada. Eyeliner sürmek istiyor musun? Yok bak eyeliner'a çok bulaşmayacağım ama bu aslında kahverengiyle de yapılırmış. Kahverengi rujla da. Bu. Evet o da bordo kahve gibi bir şey galiba. Evet. Bakayım nereye sürüyorsun? Kirpik altına mı? Dibine mi? Şuraya. Sebile hep bol sürmeyi sevdiği için. Bayağı. Ruja da elini bol attı. Allah'tan. Vampir makyajı oldu benimki. Korkuyla başlayıp. Doğru bir tercihte bulunmuşum. Korkuyla başlayıp. Gel. O elleri o kadar. Çünkü artık. Elleri Allah bak. Bu ellerle. Şu ellerle. Gözünü silmeye çalışıyor. Tabii silmeyecek. Pembe pembe. Bir saniye ben bu el atmak istiyorum. Hep sen mi yapacaksın? Bu sefer de ben yapıyorum. Evet. Yukarı doğru bak aşkım.
Ama yok, bayağı toparladın. Ay çok teşekkür ederim. Bayağı. Ay ne demek aşkım benim. Gittim ona kirpik mi yapayım, takmayı falan düşünüyordum ben. Çok güzel olacak ya. Allık süreceğim şimdi ben. Allığa geçtim. Hayaller, hayatlar. Ay bunun kokusu. Ah ne kadar güzel ya. Ne o ya? Bu The Bun Meat Mat. Aa, bu çok, çok güzel mentol kokuyor. Nane nane. Bakayım. Nane şekeri. Nane. Aklına ne geldi söyle. Nane nane. Bakayım. Ay Allah'ım, bir zirvede profesyonel. Evet, zirvede. Evet. Bir profesyonel makyaj çıktı oradan. Demek ki benim elim ruja. Ruja yatkınmış. Evet. Normal malzemeleri falan bilmem ben. Şimdi allık süreceğiz. Ben allığımı sürdüm. Şimdi rujumu süreceğim. Sen de allığını sürebilirsin. Ben hayatımın hiçbir evresinde allık sürmemiş insanım. Ama burada çünkü benim doğal bir kırmızılığım evet. Olduğu için. Şimdi daha da kırmızı yap. Allığını da sür. Süreceksin. Nereye sürüyoruz? Allık nereye sürülüyor? Hiç sürmediği için. Bak şuracıkta. Elim ayağım. Ama zaten kırmızı. Bak oradan gözükmüyor mu? Bakayım. Evet, kırmızı kırmızı gözüküyor. Evet. Aynen ben yedirdim. Evet, bilerek yaptım. Ama yine de. Yine de kurtardın çünkü yine çok güzel oldun. Aa! Niye böyle oldu? Neden öyle oldu sence? Sevgili, bugün en kaç acaba? 13. Cuma'da falan bizim için çok uğursuz oldu. Kolay yağlı mendil yok mu? Kolay yağlı. Ay kolay. Bari bol büyük bir kirpik takayım da kamufle etsin. Ben de yalaka ya, her şey çok güzel. Harika oldu. Bir daha gelsin diye. Gelmezse falan diye. Ne demek gelmiyorum demek hele. Hele ki bir gelmiyorum de. Elin çok yakın İrem. Allah kahretsin, her şey orada başlıyor zaten. Yalnız baktıkça bir güzel gelmeye başladım arkadaş. Ne çabuk alışıyorum ben her şeye. İşte trendler de böyle oluyor ya zaten. İlk başta ne saçma diyorsun. Sonra bir süre sonra gözün alışmaya başlıyor. Ve her şey hocam benim hala bazı şeyler var. Asla yapmam dedim. Evet asla. Mesela asla şu trendi ben mesela asla demeyeyim de şu an için kulak makyajını yapmak istemiyorum mesela. O ne be? O moda biliyorsun şimdi, kulak makyajı. Yani moda derken sokakta hiç görmedim şahsen ama 2017 makyaj trendlerinde podyumda sıkça kullanıldığı için yazan ama günlük hayatta pek gerçekleşmeyecek olduğunu düşündüğüm şeyler bir tanesi kulak makyajı. Oy kadına bak! Az güzeldi, iyice güzelleşti. Kıskanmıyorum. Senin şimdi şu dudaklarımda rujlar olmasa öpeceğim şu yanakta. Ya. Rujdan eyeliner yaptığım için yağlı bir de ruj sürdü. Kirpik tutmuyor. Yapışmıyorsun. Neyse, kıpırdamadan dursam şöyle olacak. Sinemaya gidecek miyiz buradan? Bu halde değil. Çünkü muhtemelen çıkaramayacağız onu. Ama az önce sorduğum bu arada moda hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Onu da söyleyeyim. Hani makyajla ilgili çok modaları takip edemiyorum. Çünkü makyaj yapmaktan çok hoşlanmadığımı daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum. Hiç ihtiyacın yok. Yalakalık olsun sevmiyorum. Diye söylemiyorum. Hakikaten sevmiyorum. Yani özellikle günlük güzel. Hayatımda hiç sevmiyorum makyajı. O yüzden de bununla ilgili çok şey yapmıyorum ama kıyafet namına neden moda olduğunu anlayamadığım birçok şey var gerçekten. Mesela o gecelik gibi saten elbiseler var ya, buraları dantelli, hayır. Baby doll yani gibi olanlar. Sebep. Gecelik sebebi ne var? Bana hep böyle şey gibi geliyor. Onu giydikten sonra böyle bir yastık getirecek, şuraya da döşeyi atacak ve ben içine yatacağım. Güzel gibi uyuyacağım. Bana hani ben ona ilk başta böyle ilk çıkanlar çok gecelik gibiydi. Sonra birazcık daha böyle elbise gibi olanlar falan fena değildi. Yine giyebilirim. Ancak şeyi hiç beğenmiyorum. Yani çok manasız buluyorum. İçinde boğazlı şey falan giyiyorlar ya. Hayır, evet. Hani içinde boğazlı penye ya da kazak giyip üzerine baby doll dantelli, saten şey, askılı şey. Mesela o bana çok kötü geliyor. Bir de bir şey daha var. O pijama gibi olanlar. Ay ama gerçekten onun çok güzelleri. Çok güzelleri çıktı. Ama bazıları tamamen saten gerçekten pijama gibi olanlar çok kötü. Ben onu bir gün yapacaktım biliyor musun? Saten pijama giyip dışarı çıkacaktım. Vallahi. Yani bilmiyorum. Sokakta Sebil'i öyle görürsem tanımam.
Pardon yanlış görüştüm. İrem, İrem. Aa benim ismim. Yo 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 benim adım İrem değil yanlış. Öyle ön yargılı davranma bence pijama çok... Hayatta giymem işte bu kadar basit. Bir de giyiyormuşum. Sette giydirirlerse bilin ki bu benim... tercihim değil. Tercihim değil sonuçta. O bir karakter. Karakterin tercihi olabilir ama benim tercihim değil. İşte neyse biz uzatmayalım daha fazla. Konudan saptık bu konu hakkında. Bunlar benim radikal değişmem kararları. Asla. Ama işte yazın. Fikre saygı duymaya çalışıyorum sadece. İremciğim ben de sana saygı duyuyorum. Makyajına çok saygı duyuyorum. Özellikle başarından ötürü. Teşekkürler. Eğiliyorum. Bak bir kabardım. Bundan sonraki maymunlaşma videolarında yeniden gelmen için sana ne yapmam gerekiyor? Yapacağız inşallah. Bir tane yapacağız ki o beni çok korkutuyor. Neyse hatırlatmayacağım. Yani Sebile'nin fikirlerini duysanız gerçekten... Bazen böyle dehşetle izliyorum bana anlatırken fikirlerini. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz İrem'in çenesinin altındaki yuvarlağa basmayı unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Dayanamayacağım. Görüşürüz.